Günaydın sevgili dostlar. Kiyayto TV'den hepinize saygılar, selamlar, merhabalar. Evet, birkaç gün önce bir konuğumuz vardı. Adana'ya gelen bir konuğumuz vardı. Hepinizin yakinen tanıdığı bir isim. İzmir'den gelen bu konuğumuzun ismi Engin Işık. Sosyal medyada herkes onu Pitbull Krallığı diye tanıyor, bildiğiniz gibi. Sevilen, gerçekten camide değer gören bir isim. Biz de sevdik kendisini. İlk olarak derneğimizin ofisine geldi. Uzun uzun sohbetlerimiz oldu. Hayvan haklarını konuştuk. Yeni çıkacak yasayı konuştuk. Yasaklılıkları konuştuk. Çekimler yaptık. Sanırım kendisi de bunu önümüzdeki günlerde mutlaka yayınlayacaktır. Önce kedi evimizdeki kediler, kolçiklerimizle tanıştı Engin kardeşimiz. Daha sonra yine KİARF tarafından açılan doğal yaşam alanı. 50'den fazla sokak hayvanının mutlu, özgür yaşadığı doğal yaşam alanına götürdü kendisini. Çok beğendi, orada çok mutlu olduğunu söyledi. Oradaki yaşayan hayvanlarımızla kucaklaştı. Bu görüntüleri ben sizden paylaşmak istiyorum. Hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, Kiyayto Ponçik Kedi Evi'nden hepinize merhaba. Benim mesaj kutumu Engin Işık diye doldurdunuz. Kendisi şu anda Adana'da Ponçik Kedi Evi'mizi ziyarete geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Neredeyiz? Adana'dayız, Kiyayto Derneği'ndeyiz. Geldim, gördüm, tebrik ettim. Çok güzel insanlar, güzel işler, tebrik ediyorum. Birazdan podiklerimizin yanına gideceğiz. Sizler için çok güzel video çekeceğiz. Görüşmek üzere. Bodik dediğiniz köpeklerimize şöyle. Evet, biz onlara bodik diyoruz. Evet. Köpeklerimize bodik diyoruz. Kedilerimize ponçik diyoruz. Ben de İzmir'den buraya gelen, bize şeref onur veren sevgili kardeşimiz. O şeref bana ait. Engin'le bugün beraberiz. Onun varlığı da bize güç veriyor çünkü. Eyvallah. Bizler bazen şunu söylüyoruz. Hayvan hakları mücadelesinde, kurumlar karşısında birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz zaman daha güçlüyüz. Ki Engin kardeşim her zaman bize şunu söylemiştir. Ben her zaman yanınızdayım, arkanızdayım. O bize güç veren değerli bir hayvan sever dostum. Ben hayvan severin arkasındayım. Ve sizin hayvan sever olduğunuza inanıyorum. Görüntüde bunu zaten kanıt. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ses var mı? Var abi. Şimdi dostlar, az önce ne dedim? Mutlu olmak aslında çok kolay. Evet. Hani bazen mutluluğu çok uzaklarda, parada, maddiyatta aramaya gerek yok. Gelip şöyle oturup da mutlu olabiliriz. Gelin lan böyle yanıma. Evet. Bu çok şerefsiz. Bu var ya, bu benim adamım ha. Sen var ya, sen hiç bırakmadın ya. Öbürlerini seviyorsun. Gel bir daha öbürlerine geçelim. Yılışık mı? Yılışık. Evet ya. Bırakmıyor ki bu. Bırakmıyor ki bunu seveyimde. Dengiler gelin bakalım. Gel bakalım dengilsin. Niye korkuyoruz? Gel böyle gel. Bunlar bir tıp ürtik. Diğerleri... Orada bir şey yapıyorlar. Diğerleri bizden kaçıyor. Ben tanıyorum oradan mı acaba? Gel. Şimdi şöyle bakın. Hani kuşlar da köpeklerin yemliği. Bu arada kuşlar da besliyoruz ha farkında olmadan. Vallahi fareler. Ben farkında olmadan onları da besliyoruz. Köpekler evet. O kadar sosyalleşmiş ki bütün hayvanlar iç içe yaşayabiliyor. Evet. Tebrik ediyorum tekrar. Sen çok yakışıklısın lan. Ne yakışıklılık böyle?
Ha? Ana sen de mi istiyorsun? Ana. Yakışıklı. Gel bakalım. Gel. Abi. Tebrik ediyorum. Ortamımız çok güzel. Evet, burası... Oynuyor mu adam ya? Duvar yakın var adam. Hepsi bunlar sokakta yetişmiş hayvanlarımız. Şimdi lafını valla bir keseyim abi. Çok mutluyum. Evet sevgili dostlar, şu an Kiyayko'nun doğal yaşam alanındayız. İzmir'den misafirimiz var. Sevgili Engin Işık kardeşim geldi, sağ olsun. Merhaba. Pitbull Krallığı namı diye. Eyvallah. Sağ olsun, sosyal medyada da bizim canlı yayınlarımıza katılan, hayvan hakları mücadelemize destek veren kalbi güzel bir kardeşimiz. Hoş geldin. Hoşçakalın güzelliğiniz, hoş buldum. Öncelikle şöyle ekleyeyim. Hayvanseverler olarak size destek vermek değil de ben hayvansever olduğum için gerçek hayvanseverlerin yanındayım yani. Olayı böyle özetleyebilirim. Ki sizin de şu anda bulunduğum doğal ortamınızı çok beğendim. Mutlu oldum. Zaman geçirdim. Hani çocuklar gibi ben kendim de söyledim az önce. Yine tekrarlayayım. Bazen mutluluk gerçekten çok kolay. Aynen öyle. Yeter ki onu yakalamayı bilelim. Siz bunu yakalamışsınız. Tebrik ediyorum. Bazen diyorum ya, mutluluğun resmini çizebilir misin? İşte aslında mutluluk bir karedir aslında. Bir anlık yaşanan bir şey bana göre. Yaşarsın, bitirirsin. Bu kadar. Şu ağzı dili olmayan masum hayvanlarla geçirdiğimiz bir an bile bizleri çok mutlu edebiliyor. İzmir'den gelen kardeşim artık bundan sonra sık sık gelir herhalde Adana'ya. İnşallah. Yol biraz uzak ama gelirim her zaman. Adana'ya yolu düştüm. Siz de İzmir'e bekliyorum. Arkadaşlar, dışarıdan bir göz olarak kendi takipçilerim olsun, diğer insanlar olsun şöyle söyleyeyim. Bugün geldim. Kiyayko Derneği ile Metin Bey ile Burçin Hanım'la zaman geçirdim. Yaptıkları işleri gördüm. Tebrik ettim. Mutlu oldum. Her şeyden önce ben mutluluğa önem veririm. Ben mutlu oldum. Onun için hani bu adamların altında bir Çapanoğlu aramam. Neden aramam? Çünkü bu adamlar mutlu etmiş. Kimi evet. Mutlu etmiş? Canları mutlu etmiş. Canlar mutlu olduğu için ben mutlu oldum. Kaliteli zaman geçirdim. Güzel zaman geçirdim. Ve dediğim gibi bilgililer. Bilgilerine de yani saygı duyuyorum. Süpersiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinize hoşça kal arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, Engin Işık kardeşimize İzmir'den gelip Adana'ya bizi ziyaret ettiği için ben teşekkür ediyorum. Güzel bir gündü, güzel bir gün geçirdik. Bekleriz inşallah dedik kendisine. Yani bizim de yolumuz olur ya, İzmir'e düşerse mutlaka kendisini ziyarete gideceğiz. Yayının sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar değerli dostlar.